karşılaşma başlıyor. Son günde günün dördüncü karşılaşmasında Counter Logic Gaming ile ROX Tigers ekipleri mücadele ediyor. ROX Tigers grubunda namalup ama bu galibiyetleri alırken oyunun erken safhalarında ciddi eksiklikler gösterdiler. Özellikle ikinci oyunların. Aynen öyle. Counter Logic Gaming ise bir galibiyet bir mağlubiyette onlar da wild kartlara yenilme geleneğini bozmadılar ve dün Albus Nox karşısında bir mağlubiyet aldılar ama bugün de Albus Nox dün aldıkları galibiyetin sürpriz olmadığını gösterdi herkese yeniden. Şimdi Rex'e yalnız orada kırmızı güçlendirmenin etrafında kendini göstermedi. Evet. Peanut'ın nereden başladılar bir girdi ve Suya alt koridorda. Seyir bir de ne yapıyorsun sen orada? Alt koridorda. Evet, Aurelion sol haritada çok rahat geziyor ama bu kadar da mı kolay geziyor? Koridoru ittirdi. Minyon kaçırmadı. Gitti alt koridora, ilk kanı aldı. Bu şampiyonu neden sevdiğini herkese gösterdi. Ve şimdi de buraya geri geliyor. Senin de söylediğin gibi hiçbir tecrübe puanı kaybı da olmayacak. Şimdi yalnız Gorilla yakalanabilir orada. Gorilla üzerinde tutan bir combo. Altına bırakılan tuzak. Gorilla bunu kaç defa daha yaşayacak ulti acaba? Ulti yalnız yeterli olacak mı? Prey önüne geçmeyi başardı. Afromo bu arada 6. seviye. Six-Save manası yok. Dikkat etmesi lazım. Counter Logic Gaming'in burada. Afromo orada ultisini Prey açıyor. Prey bu arada ulti atmak zorunda kaldı. Ve kaçmayı da başardı. Gorilla skoruyla cevap veriyorlar ama şimdi ROX Tigers orada birebir bir değişim var. Smem de geldi. X-Smith'e gelen Malzahar. Darşan'dan güzel bir ultiydi. Savaşı 4'e 3'e getiriyor. Darşan bu arada Prey'in üstüne gidecekti ama orada sihir geçişini kullanıyor. Hui dönen C'yle hasar vermeye devam ediyor ama bu noktada CLG'nin kötü bir pozisyonda kaldığını söylemek lazım. Orada Darşan'ın canını feda edecekler ve karşılığında daha fazla skor vermek istemiyorlar. Darşan okunu kullanıyor ama gittiği yerde Prey o skoru almayı başardı. Ve CLG avantajını birazcık fazla zorlayınca ROX Tigers oyunu ortak etti. Darşan o noktada fena zaman kazandırmadı ama CLG şimdi 4 kişi ve üzerlerine doğru kapanan bir ROX tarafı var gibi görünüyor. Gerçi Malzahar uzaklarda Afromo bu arada kombosunu yaptı. Prey'in üzerinde bir Caitlyn ultisi. Arka tarafta Hui skor almayı başardı. 2 skor birden çıktı. 2'de 2 yapıyor. Aurelion sol. Darşan bu arada yine Meganar'a dönüşüyor ama orada sersemleyecek. Prey gitti yerde yakalandı ve Prey skoru Hui'de kaldı. İnanılmaz ve Kuro'da mı düşecek? Hayır. X-Smith'in başlarında. X-Smith'e düşüyor. Kuro'yu da almayı başardılar. Smap şimdi 1'e 4 bir savaş. Bu umutsuz bir savaş Smap için. Sıçrayla beraber çıkmak zorunda kaldı. Six-Save bu noktada sarsan vermeye devam ediyor. Peanut. Transit geçti oradan. Avına güdümlü de tuttu. Darşan birazcık tank. Hızlı bir şekilde çıkması lazım CLG'nin oradan. İstediklerini aldılar ama ROX'un onları o kadar kolay bırakmaya niyeti yok. Styx'e ön saflarda yardım etmesi lazım Afromu'nun. Şöyle bir kendini gösterdi o noktada Afromu ve çıktı. Darşan da hopluyor. Hui de o duvarın üstünden geçti. CLG adına her şey istediği gibi gidiyor. İnanılmaz bir performans. Orta koridor ikinci kuleyi almak istiyorlar. Styx'e birazcık hasar yedi. Hatta kule de bir otomatik saldırı yaptı. Prey'den agresif bir ışık geçişi. Bakıyorum arkadan gelen giden mi var bu kadar agresif? Işından geldi. Işından gelmiş. Aynen öyle. Smap iki kişiyi geliyor. Smap'den muazzam oyun geldi. Takımı için oyunu kurtarmaya geliyor olabilir ama Hui ikinci skoru verilmesini engelleyecek. Darşan. Şimdi Darşan geliyor. Işınlarını kullanmadı. Yürüyerek geliyor. Hui kovalamaya devam ediyor. Smap rakibin en tank üyesi ama o tanklık Hui'nin umurunda değil. Darşan kötü pozisyonda yakalanabilir. Rek'Sai ona ve sıçrattı. Sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Smith'i çok kötü yere gitti. Smith'i yakalayacak mı? Puma formunda. Prey'in başı dertte. Darşan Prey skorunu almayı başardı. İş artık 4'e 4 ama can barları o kadar ufak durumda ki hala bekliyor orada Smap. Afromu da orada yalnız. Hui'ye girmeye çalışırsa o nokta tehlike altında kalıyor. Orada Prey var bu arada. Evet, Prey de orada. Prey yalnız şimdi kaçırdı orada gizemli atışını. Prey dikkat etmesi lazım. Prey falanlar şu oldu. Prey onunla birebir atacağını nasıl düşündü acaba? Smap bu arada oradaki üçlü çalıdan çıktı. Ultisini kullanıyor. Kimse yakalayamadı. Smap'in başı dertte. Poppy'nin başı dertte. Yakalayabilecekler mi? Bu arada bir kule alındı. Nereden alındı o kule? Minyonlar aldı. Orta koridorda orada. Minyonlar kuleyi aldı. Hui. İnanılmaz bir oyun ortaya koyuyor. Dünya şampiyonları tarihinde yaşanan en baskın performanslardan biri ve karşısında ROX Tigers var. Bu takım Kore şampiyonu. Styx'e orada dürtüldü. Arka tarafa bir ışınlan geldi. Smap geldi. Geliyor. Kimleri yollayacak? Kimi yollayacak? İki kişiyi yolladı ama güzel hedefleri yolladı CLG adına. Tanklar önde kaldı ama Hui düşecek mi? Hui düşüyor. Prey boss'u aldılar ama Prey berbat pozisyonda. Prey de düştü. Prey de düştü. 4'e 3'lük bir savaş bu. 2'de 2 yapan bir Styx'e var. Smap'in de başı dertte. Maçın bitişini mi göreceğiz? Peanut bu arada harika havaya kaldırdı herkes ama canıyla ödeyecek bunun sonucunda. CLG galibiyete gidiyor. Gorilla'yı kovalamaya devam ediyor. CLG'de inanılmaz bir galibiyet olacaktır yani, inanılmaz. Ve kule düştü. Artık oyunu bitirmek için hiçbir engel yok. Bu noktada CLG yani hatasız, tertemiz, dakika 2'de alınan bir avantaj oyunun sonuna kadar nasıl sürdürülür bize bunu gösterdi CLG.